Bundan önceki videoda laparoskopinin hangi durumlarda yapıldığını görmüştük. Şimdi de laparoskopinin avantajlarından bahsetmek istiyorum. Laparoskopinin ne gibi avantajları vardır? Biz niye laparoskopik ameliyatları tercih edelim? Laparoskopinin gerçekten birçok avantajları var. Her şeyden önce ameliyat esnasında hastanın daha az kan kaybı oluyor. Ameliyat sonrası ağrı çok daha az oluyor. Ameliyat sonrası ağrı çok az olunca hasta daha erken ayağa kalkabiliyor. Hasta güncel aktivitesine daha erken dönüyor. Hastanın hastanede kalış süresi açık ameliyata göre çok daha az oluyor. Açık bir ameliyatta 3 gün hastanede bekletirken laparoskopik ameliyatın büyüklüğüne göre çoğu kere 1 günlük bir ameliyat hastanede kalış süresi yetip artabiliyor. Tabii günlük aktivitesine yani işine gücüne erken dönmesi hasta için çok büyük bir avantaj. Hastanede kalış süresi az olduğu için verdiği para da özel hastanede yapılıyorsa daha az bir paraya mal oluyor. Belki bizim hastalarımız bayanlar için önemli bir üstünlüğü de kozmetik üstünlüğü. Ameliyat izi ben hastalarımın %90'ında bir ay sonra hiçbir ize rastlamıyorum. Dolayısıyla bu bayanlar için son derece önemli. Hiç ameliyat olduğunu karından hissetmiyor bile. Tabii ki gerek ağrının az olması, gerek erken güncel aktivitesine başlaması, gerek hastanede kalış süresi, gerek sikatris olmaması yani yara izinin olmaması laparoskopinin büyük avantajlarını oluşturuyor. Aynı zamanda laparoskopide açık cerrahiye göre komplikasyon oranı da daha azdır. Ne gibi bu komplikasyonlar? Açık cerrahide dokular arasında yapışıklıklar oluyor. Laparoskopik cerrahide de yapışıklık olur ama açık cerrahiye oranla bu çok az oluyor. Açık cerrahide ileus, mileus dediğimiz karın şişlikleri falan fazla oluyor. Açık laparoskopik cerrahide bu işlemler minimum derecede olur. Dolayısıyla ameliyat sonrası komplikasyon oranı da laparoskopik cerrahide son derece daha az. Bu nedenle eğer aynı düzeyde iki hekim varsa birisi açık cerrahiyle işlemi çok iyi yapabiliyor. Birisi hem açık cerrahiyle hem laparoskopik cerrahiyle. Elbette ki laparoskopik cerrahiyi rahatlıkla tercih ederiz. Ama laparoskopik cerrahinin de bazı dezavantajları var. Nedir dezavantajları? Laparoskopik cerrahinin öğrenilmesi seviye seviye, level level'dır. Bazı şeyleri bileceksiniz önce teşhis amacıyla, sonra ufak operatifleri, sonra daha orta düzeyde operasyonlar yapacaksınız. Sonra giderek ağırlaşmak lazım. Operasyonların büyüklüğünü hekimin çok iyi ayarlaması lazım. Yani hekimin deneyimi laparoskopik cerrahinin başarısında son derece önemlidir. Eğer deneyimsiz bir hekim kendi seviyesinin üstündeki ameliyatları yapmaya kalkarsa gerçekten açık cerrahiye oranla daha büyük komplikasyonlara yol açabilir. Dolayısıyla burada hem hastaya hem hekime düşen iki görev var. Bir, hasta hekimini iyi seçmeli, mutlaka deneyimli hekimleri tercih etmeli. İki, doktor kendini bilmeli. Hangi seviyedeki ameliyatları ben iyi yaparım? Hangi seviye benim üstümdedir? Kendi seviyesini bilip en iyi yaptığı işlemleri laparoskopik cerrahiyle yaparsa hastaya da faydalı olur, kendi stresi de az olur. Tekrar edeyim, eğer laparoskopik cerrahiyle bir işlemi mükemmel yapabilecek bir cerrah olabilirsek laparoskopiyi her zaman tercih ederiz. Gerçekten oldukça fazla üstünlükler var.